Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm, hayırlı günler değerli izleyenler. Bir yerel gündem programıyla daha karşınızdayız değerli izleyenler. Yine bir şehrimizi, büyük bir şehrimizi tanıyacağız. Bir taraftan da şehirde yaşanan sorunları gündeme getireceğiz. Bununla birlikte aynı zamanda bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinde konuşuyor olacağız. Türkiye'nin en büyük şehirlerinden birini, birçok noktada da sembol şehirlerinden bir tanesini de bugün konuşacağız. Gaziantep'i konuşacağız değerli izleyenler. Hem tarihi ve kültürel boyutu olan, aynı zamanda sanayi ve ekonomide ön plana çıkan, iş yükü noktasında genç nüfus potansiyeli bakımından da en önemli şehirlerimizden bir tanesi ve tabii de belki de en fazla o ifadenin kendisine yakıştığı, Doğu'nun incisi ifadesinin kendisine yakıştığı ili Gaziantep'i konuşacağız. Bir bütün olarak yerelde hangi sorunlar yaşanıyor? Örneğin son birkaç yılda Türkiye genelinde yaşanan sorunlarda Gaziantep nasıl, ne kadar etkilendi? Konut ve iş yeri kiraları hem alım satımda hem de kiralamada. Kentsel dönüşümde yaşanan aksamalar neler? Başlatılan projeler neden bitmiyor? Şehrin altyapı sorunları hem büyük şehrin hem de yerelde belediyelerin aksattığı sorunlar neler, çözüm olarak ne yapılabilir? Çarpık kentleşme Türkiye'nin sorunu, Gaziantep'te durum tam olarak ne ve çözüm ne? Sağlık sorunları özellikle de salgınla birlikte Türkiye genelinde yaşanıyor. Gaziantep'te durum ne? Ne kadar hastane var? Ve sağlık sorunları, sağlık noktasında hangi hizmetler sunuluyor? Hangi alanlarda aksamalar söz konusu? Bunları da konuşacağız. Eğitimde kentin sorunları nelerdir? Bir parantez açabilir miyiz? Mesela Güneydoğu ve Doğu illerinde farklı bir noktada mı Gaziantep? Konuşacağız bunları da. Ekonomiyle ilgili tarım, hayvancılık ve özellikle de sanayide ön plana çıkan bir şehrimiz, sektör temsilcileri hangi şikayetlerde bulunuyor ve çözüm olarak ne yapılabilir? Bununla beraber tabii bir de ulaşım, Türkiye'nin de ve büyük şehirlerimizin hepsinde yaşanan bir sorun. Tabii yakın dönemde Gazi Ray faaliyete girdi. Buna rağmen hala şehirde ulaşımda, toplu taşımada sorunlar yaşanıyor mu? Çözüm olarak ne yapılabilir? Hava kirliliği Güneydoğu bölgesinde özellikle de Suriye'ye kıyısı olan şehirlerimizin en büyük sorunlarından bir tanesi. Peki ne yapılabilir? Bunları da konuşacağız ve bununla beraber de tabii çözümleriyle birlikte konuşacağız. Kıymetli bir konuğumuz var yerelden. Hüdapar Gaziantep İl Başkanı Sayın Faruk Göçer bugün konuğumuz. Hoş geldiniz Faruk Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ olasınız. Şeref verdiniz. Evet, Gaziantep'in birçok noktada çevre hem Güneydoğu bağlamında hem Doğu illeri bağlamında hizmet noktasında iyi hizmet alan iller kategorisinde olduğu ifade ediliyor. Evet. Öyle mi? Onu da soracağız. Gaziantep'in ekonomiden, eğitime, sağlıktan ve diğer alanlarda yaşanan gelişmelerini de konuşuyor olacağız. Ama öncesinde sizleri tanımak istiyoruz. Faruk Göçer kimdir? Teşekkür ederim öncelikle. Bize böyle bir fırsat tanıdığı için, özellikle gerçekten Güneydoğu Anadolu bölgesinin incisi olan Gaziantep'i tanıtma amaçlı böyle bir fırsat tanıdığı için sizin şahsınızda hem size hem Rehber TV ailesine teşekkür ediyorum bu manada. Bu programın özellikle gerek özelde Gaziantep'imize, genelde Türkiye'mize faydalı olmasını inşallah diliyorum. Bu konuda Faruk Göçer kimdir sorusuna gelince, Faruk Göçer 1979 doğumlu, lise mezunu. Bir kız, 5 erkek çocuk babası. 6 var bu arada. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Bununla beraber özellikle geçmiş tarihte sivil toplum kuruluşlarında yer alan, yöneticilik yapan, özellikle Mustafa Zafer ile beraber yönetimde bulunup faaliyet yaptığımız, insani bir faaliyet yaptığımız. Bununla beraber Umut Kervanı yönetimde de bu manada bulundum. Bu konuda bir çalışmamız oldu. Tabii Hüdapar 2012 tarihinde kurulduktan sonra bizler de Hüdapar'daki siyasi yerimizi almaya başladık. Çeşitli kademelerde yer aldık Hüdapar'da. Gaziantep Hüdapar İl Başkanlığı'nda. Daha sonra 2019'da ise Hüdapar İl Başkanı olarak delegelerimiz tarafından seçildik ve şu anda Hüdapar İl Başkanlığı'nı yapıyorum. Evet. Rabbim hayırlı hizmetler nasip etsin. Amin. Teşekkür ederim. Evet. Biraz önce de sıraladık. Aslında tekrar etmeye gerek yok. Bütün bu sorunları bir araya getirdiğimizde
Gaziantep'in sizce en büyük sorunu ne? Evet. Şimdi Gaziantep'in tabii bir çok sorunu var elbette. Tabii ilk önce sorundan önce gerçekten Gaziantep'te de biraz bahsetmek lazım bu manada. Gaziantep tarihiyle, doğal güzellikleriyle, kültürüyle, turizmiyle, özellikle ünlü mutfağıyla, çalışkan işçisiyle, sanayicisiyle, esnafıyla, memuruyla, bu konuda besicisiyle, ustasıyla gerçekten çırağı ve halfesiyle beraber örnek şehirlerden bir şehir. Tabii Evliya Çelebi'nin dediği gibi dünyanın göz bebeği olan bir kentimiz de aynı zamanda. Hı hı. Gerçekten Güneydoğu Anadolu bölgesinde olan inci kentlerden bir tanesi. Özellikle en başta gelmesi söyleniyor. Gaziantep özellikle kasteliyle, tarihiyle, efendime söyleyeyim kalesiyle, çarşısıyla, bedesteniyle, müzeleriyle ve aynı zamanda en önemli özellikle şeylerinden bir tanesi de şu anda 300 bine aşkın insan istihdam ettiği organize sanayisiyle meşhur bir kentimiz. Malum şu anda gerçekten iş konusunda en çok istifade ettiğimiz kentlerden bir tanesi bu manada. Sanayi şehrimiz. Tabii bununla beraber özellikle küçük sanayi siteleriyle beraber organize sanayinin dışında toplumun rızkına vesile olan ciddi manada sanayi, küçük sanayi sitelerimiz de bu konuda mevcut. Ben şunu diyebilirim, evet Gaziantep'lere hizmet ediyordur ama bu konuda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin birçok kısmına da hitap ettiğini, bunların aynı zamanda onların da işin görüldüğünü bir şehir olarak görüyoruz. Tabii Gaziantep tek bu mudur? Gerçekten Gaziantep tarihiyle de çok ciddi manada ünlüdür. Çünkü Gaziantep ilim küçük bahara, ilim adamlarının yetiştirilmesiyle Küçük Bahara diye de anılır aynı zamanda. Belki çok bu konuda Küçük Bahara diye bilinmez ama Gaziantep'te sık kullanılan bir kelimedir bu manada. Ünlü Bedrettin Ayn gibi meşhur alimleri de kendi bağrında çıkarmıştır aynı zamanda. Tabii bununla beraber özellikle Gaziantep'in Kurtuluş Savaşı ile alakalı gerçekten aslında sürekli dile getirilmemiz gereken, sürekli gündemde tutmamız gereken, hatta ve bizler de her yıl düzenli olarak inşallah onu yapmaya çalışacağız. Gaziantep'in kurtuluşunun ayrı bir yeri var. Çünkü Fransız işgalcileri o tarihlerde özellikle gelmişler Gaziantep'in sınırına dayanınca. Dayandıktan sonra özellikle Gaziantep'ler ciddi manada yokluk, açlık, mühimmat sıkıntısı olmasına rağmen çok destani bir mücadele vermişler bu manada. Gerçekten o dönemde özellikle Fransız işgalcileri bu konuda toplumu insansızlaştırmak ve İslamlaştırmak için ciddi manada bir yol kat etmeye çalışmışlar. Ama Antepler yer geldiğinde zehirli zerdari çekirdeklerini yiyerek de bu manada büyük bir direniş sergilemiştir. Bu direnişte malum ilk kıvılcımı Şehit Kamil'in annesinin peçesinin Fransız askerleri tarafından alınması sırasında karşı çıktıktan sonra işte o esnada Şehit Kamil şehit ediliyor bu manada. Şehit Mehmet Kamil diye. Ondan sonra baktığımızda özellikle Şahin Beylerin bulunduğu, işte Gaziantep'lerin özellikle dediği şu: ölürsem gazi, kalırsam şehit, ölürsem şehit olurum, kalırsam gazi olurum diye destani bir direnişi söz konusuydu. Tabii bu zor şartlar altında 11 ay gibi boyu 6.317 şehit vererek Gaziantep'liler gerçekten Fransız işgaline karşı durmuşlardı. Tabii bu kadar elbette güzellikleriyle beraber muhakkak şehir büyüdükçe, şehir genişledikçe sorun ve sıkıntılar da ciddi manada ulaşmaya başladı bu konuda. Şunu özellikle söyleyelim, şehrin şu anda en büyük sıkıntılardan bir tanesi özellikle konut, hem konut alışverişi, konut pahalılığı, aynı zamanda kirası. Gerçekten Gaziantep artık ucuz veya oraya gidebilecek, oraya yerleşebilecek, orada sürekli kalabilecek pozisyondan çıkmak durumda. Çıkıyor zaten. Göç mü alıyor? Çok ciddi göç alıyor zaten. Bakın Gaziantep'te şu anda örnek vermek gerekirse şu anda 500 bin sadece Urfalı olduğunu, yani resmi rakamlarda var. Bununla beraber diğer Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Doğu Anadolu bölgesinde ciddi manada göç de alıyor. Açık söyleyelim, şu anda en çok göç alan illerimizin başında hemen hemen Gaziantep geliyor. Tabii bu ister istemez göçle beraber sorunlar da farklılaşıyor. Çünkü nüfus büyüdükçe sorunlar da biraz daha fazlalaşmaya başlıyor. Onun için özellikle şehrin
kira özellikle bir de konut anlamında çok ciddi manada sorun sıkıntı teşkil ediyor. Tabii bu mudur sadece? Değil. Gaziantep'in gerçekten sorunları sadece bu değil. Türkiye'nin en büyük illerinden bir tanesi. Konutun yanında özellikle kentsel dönüşüm anlamında da ciddi sorun ve sıkıntılar şu anda yaşıyoruz. Çünkü Gaziantep şu anda %65'i gerçekten çarpık bir yapılaşmayla karşı karşıya zaten. Onun için ciddi sorunları var. Tabii bu sorunları olduğu müddetçe de biz özellikle Gaziantep için özel şunu da belirttik, dedik çıkaralım bu manada. Şimdi konut neden sorun? Biz en aşağı yıla da bu manada araştırdık. Dedik sizlerde de paylaşmış olalım. Rehber alıcılığıyla bütün vatandaşlarımızla da paylaşalım. Şimdi konut sorun olma hesabıyla şu anda memur özellikle olan arkadaşlarımız Gaziantep'e geldikten sonra bu sefer bir an önce Gaziantep'ten gitmek istiyor. Sebebi ne? Hayat pahalılığı. Hayat pahalılığı nereden kaynaklanıyor buraya baktığımızda? Gerçekten en başta dediğimiz gibi konut ve kira fiyatları ama daha sonra şehrin farklı farklı ister istemez hayat pahalılıkları var. Şimdi buraya baktığımızda özellikle Hadi Bey bu konuda 2020'de 3+1 bir dairenin fiyatının 400 bin ile 450 bin olduğunu görüyoruz bu manada. 2+1 bir dairenin ise 300 bin ile 350 bin arası değiştiğini görüyoruz. Şimdi şu anda 2020'de bu fiyatsa 2022'de ne değişmiş? Ona biraz bakmak lazım bu manada. 2021'de 3+1 dairenin 750 bin ve 800 bin arası değiştiğini, 2+1 dairenin ise 550 bin ile 600 bin arası değiştiğini görüyoruz. Şimdi bu iki yıl arasına baktığımızda fiyat konusunda %100'lük bir değişim söz konusu. Yani bir insan gerçekten bir daire almak istediğinde bir vatandaş bu konuda ister istemez %1. Tabii 2022'ye geldiğimizde baktığımızda 2021 ile 22 arasındaki farka baktığımızda 2022'de 3+1 bir dairenin 1 milyon 400 bin ile 500 bin arasına değiştiğini görebiliyoruz. 2+1 bir dairenin ise 1 milyon 200 bin ile 300 bin arası değiştiğini görüyoruz. Şimdi buraya da ikisinin arasında da fark baktığımızda yine %100'lük bir kısımla ciddi manada konut fiyatında bir artış söz konusu. Şimdi bu artış söz konusu olduğundan dolayı otomatikmen biz vatandaşı dolaşıyoruz. Vatandaşla beraber geziyoruz. Daha önce başkanım işte biz evet daha önce bir birikintimiz olsaydı örnek veriyorum bizim o bölgede Antep fıstığı meşhurdur. İşte babamdan kalan tarlamda fıstık eğer gelmiş olsaydı biraz birikmiş param olsaydı bir ev almaya niyetlenirdim yani. Bir kısmını borç ederek, bir kısmını fıstıkla gelerek. Ama şu anda vatandaş bize şunu söylüyor. Diyor ben hayalini artık kuramıyorum. Evet daha önce belki hayalini kuruyordum ama şu anda hayalini kuramayacak dereceye gelmişim. Ondan dolayı şu anda daire fiyatlarında ciddi manada yüksek. Tabii bu yükseklikle beraber bu sefer kira fiyatlarına da yükseliyor. Çünkü sebebi ise şu, daire fiyatları çok yüksek olduğundan dolayı otomatikman bu sefer kira fiyatı. İnşaat sektörü nasıl? Yani inşaat sektöründe bir durgunluk mu var? O durgunluk ondan mı kaynaklanıyor yoksa söz konusu çok fazla göç aldığından kaynaklı yani bir arz talep ilişkisinden kaynaklanan bir durum mu? Evet. Şimdi Hadi Bey şuraya baktığımızda şunu söyleyeyim. Şimdi ilk önce evet inşaatta bir arz talep dengesi yok. Çünkü sebebi ise Gaziantep'te arsa fiyatlarının çok pahalı olmasından dolayı. Arsa fiyatlarının pahalı olduğundan dolayı da bu sefer konut yapma konusunda çok geri kalıyor. Tabii mesele sadece evet bu mudur? Evet girdi maliyetleri son dönemlerde her üründe yüksek olduğu gibi şu anda ciddi manada inşaat sektöründe de bir girdi maliyetinin yüksek olduğunu görebiliyoruz. Tabii bu sorunu veya işte konut sorununu giderilebilmesi için de bir saç ayağının olmaması lazım. Yani sadece evet konut yapmak gerekiyor ama konutu yapabilecek arsa bulmanız lazım. Şu anda şehrin dört bir tarafında imar açılmış olsa, arsa yoğunluğu bir olmuş olsa bu konuda işte özel sektörde çalışan vatandaş bu konuda arsa yapacak, daire yapacak ve vatandaşın hizmetine sunmuş olacak. Tabii bununla yeterli kalmıyor. Özellikle son dönemlerde bütün Türkiye'de olduğu gibi TOKİ aracılığıyla konutların oluşması lazım bu manada. Şimdi eğer konut yapımında geç kalıyorsanız işte bu tablo önümüze çıkar. Yani hem daire fiyatları konusunda hem kiralık daire fiyat konusunda çok yüksek bir rakamlar ortaya çıkar. Onun için bizim özellikle kira bedelini de size göstereyim ne kadar gerçekten biraz şey olduğunu. Bakın 2020'de yine baz aldığımız 3+1 bir dairenin fiyatı, kiralık dairenin fiyatı 1500 ile 1550 arası bir fiyat. 2021'de baktığımızda 3+1 dairenin fiyatı 3000 ile 3500 arası. 2+1 dairenin fiyatı ise
2000 ile 2500 arası. Hı hı. Bakın 2022'ye geldiğimizde 3 artı 1 dairenin fiyatı 5000 ile 6000 TL arasında fiyat değişiyor. 2 artı 1 dairenin fiyatı ise 3500-4500 arası değişiyor. Tabii bu fiyatlamalar normal bir semt için söylüyoruz. Bakın hem dar gelirli hem orta seviyeli vatandaşlarımızın yaşadığı bir semt için baz almışız. Evet. Antep'te daha yüksek fiyatlar var. Örnek veriyorum, siz bir üniversite tarafına dediğimiz, Karataş bölgesi dediğimiz fiyatlar en aşağı bunun 1500-2000 üstünde. İbrahimli dediğim bölgemizde bunun en aşağı 3000-5000'i, bunun daha da üstünde bir fiyat. Şu anda bizim söylediğimiz bu fiyatlar orta seviyeli bir fiyattır. Şimdi onun için sıkıntımız şu. Peki imara neden açılmıyor? Peki orası biraz kapalı kaldı. Şimdi imara neden açılmıyor? Şunu söyleyeyim. Yani evet, belki sağlam bir kaynak olmamakla beraber. Şimdi siz, şehir pahalı olmadığından dolayı zaten ciddi bir göç alan şehir. Daha çok göç alacağını tahmin ediliyor. Bu bir realite değil, tahmin ediliyor bu konuda. İmar açılmasının temel sebeplerinden birisi şu. Şimdi şehir, özellikle şehrin her tarafında şöyle bir söz konusu. Arsalar bir kısmı var ama arsaların yapımı konusunda bir yaptırım yok. Örnek veriyorum, şu anda Gaziantep'in şehrinde özellikle sınırları içerisinde ciddi bir arsa sayısı var. Ama bu arsalar yapımı olmadığından dolayı, sadece işte kar amaçlı, yatırım amaçlı olduğundan dolayı arsa yapımı olmadığı için konutta düşüş yaşanıyor. Bu sefer arz talebi karşılamıyor. Olmamasının temel sebeplerden bir tanesi de özellikle şunu söyleyelim. Şu anda Gaziantep ciddi manada büyüdüğünden dolayı, büyük bir yer kapladığından dolayı bir de çok hızlı büyüdü. Yani belki bu sıkıntıların en büyüklerinden bir tanesi Gaziantep'in çok hızlı büyümesiyle beraber bu sorun ortaya çıkmaya başladı. Onun için bizim çözüm önerilerimiz özellikle şunu söylüyoruz. Diyoruz ki, bakınız, ilk önce şehrin dört bir tarafında konut veya yapılması lazım. Bunun en başta TOKİ ve belediye aracılığıyla yapılması lazım. Elbette bunlar yapılmıyor mu? Elbette yapılan bir kısım var. Ama yapılan projelerin eksik kaldığını görebiliyoruz. Bu konuda özellikle size şunu söyleyeyim. Bakınız, Gaziantep'te şu anda yapılan konutlara baktığımızda, özellikle özel sektörün dışında belediyenin yaptığı konutlara baktığımızda, TOKİ ve belediye konutları zamanında teslim edilmeyen yerler var. Şimdi bu da ister istemez konut fiyatlarının yükselişine ve kira fiyatlarının yükselişine neden oluyor. Sebep niye? TOKİ ve Büyükşehir Belediyesi'nin ortak yaptığı bir proje var. 2015'te yapılan bir projedir. Bu proje 2023'te 50 bin konutluk proje tamamı teslim edilmesi lazımdı. Yani 50 bin konut şu anda projesi tamamı Gaziantep'li vatandaşlara teslim edilmesi lazımdı. Ama maalesef baktığımızda şu anda sadece 5100 konut teslim edilmiş. Bakınız, onda burada bir. Bu kadar da hedeflenen ne? Hedeflenen 300 bin kişinin ev sahibi olması. Şimdi siz bu projeyi tamamlamadığınız müddetçe konut fiyatlarında yükselişi durdurabilir misiniz? 50 bin konut teslim etmeniz lazımken şu 2023'te, ama siz hala 5100 tane konut teslim etmiş oluyorsunuz. Yani buna binaen bu insanlar, eğer 300 bin kişi kendi evine geçmiş olsaydı, bu manada şu sıkıntıyı yaşamayacaklardı. Hem kira konusunu hem de satış konusunun sorunu yaşamayacaklardı. Ama gel gör ki fiyatların yüksek olmasının temel sebeplerden bir tanesi de özellikle belediye ve TOKİ'nin yaptığı binalarda yapım aşamasında söz verdiği, projesinin bitirilmesi gerektiği tarihte teslim edilmemesi. Bakın, 2015'te başladı bu. Sayın Bakan'la beraber, özellikle Mehmet Şimşek Bakanımız da bu programa katılmıştı. Bununla beraber ama maalesef teslim edilmedi. Şimdi teslim edilmeyen 300 bin insana veya 50 bin konuta ne olmuş oldu? Otomatikmen fiyatlar ciddi manada artmaya başladı. Kira fiyatları artmaya başladı. Çünkü arz talebi karşılanmıyor bu manada. Elimizde veri çok az bu manada, daire çok az. Çok az olduğundan dolayı da bu sefer konutlara otomatikmen yansımış oldu Hadi Bey. Evet. Yani peki, bu söz konusu hem kiralık hem de satılık noktasındaki fiyatlar biraz böyle içinde hava olan şirinmiş fiyatlar mı, yoksa reel fiyatlar mı? Şu anda reel fiyatlar. Evet.
Yani şu anda hatta şunu söyleyebilirim, ortalamanın belki biraz da altında olabilir. Çünkü sebebi evet. ise şu, bu manada gerçekten şu var, şu anda şehirde ciddi manada bir konut fiyatı Aha. yüksek ve kira fiyatları da çok yüksek manada. Hatta kira bulamayan vatandaşlarımız çok ciddi manada var. Bakın sebebini özellikle sorduğumuzda, özellikle sebeplerden bir tanesi de vatandaşımız gidiyor ev sahibine diyor ki işte efendim bana şu daireyi kira verir misin? Şu anda sıkıntının en büyüğü özellikle ev sahipleri konusunda şunu söylüyor, diyor ki ya siz bana bir memur şartı koyuyor. Bakın memur şartı koyduğundan dolayı otomatikman bir insan, normal bir vatandaş gidip ev kiralama konusunda eksik kalıyor. Çünkü herkes memur değil yani. Muhakkak Hı-hı. çalışanlar da var yani. Evet. Bununla beraber şu anda Gaziantep'te uygulanan uygulamayı söyleyeyim özellikle. İşte diyor siz bir depozito vereceksiniz. Bir kira önden vermiş olacaksınız. Kiracı için söylüyorum. Bir kira Hı-hı. önden vermiş olacaksınız. Bunlar da olduğunda işte örnek veriyorum 5.000'lik bir daire kiraladıysanız siz 5.000 depozito vereceksiniz. 5.000 de bu manada efendime söyleyeyim önden bir kira vermiş olacaksınız. 10.000 lira. Hele hele size bu bir de emlakçı aracı olmuşsa 5.000 lira da oraya vermek zorunda kalırsınız. Bakın büyük bir külfiyet doğmuş evet. oldu yani bu manada. Onun için Antep'te şu anda konut ve kiralar ciddi manada sorun ve sıkıntı teşkil ediyor. Peki yani. Hüdapar olarak siz çözüm olarak ne öneriyorsunuz? Çözüm olarak biz neyi öneriyoruz Hadi Bey? Şöyle söyleyeyim. Çözüm olarak biz ilk önce diyoruz ki gerçekten şehrin dört bir tarafında arsa imara açılması lazım bu manada. Peki o bahsettiğimiz arsalar tarım arazileri mi yoksa normal? Değil. Zaten tarım arazileri şu anda olması yasaktır. Yasal olarak da biliyorsunuz evet. yasaktır şu anda. Tarım arazileri değil. Zaten tarım arazileri siz şu anda kullanamazsınız. Tarım arazi olmayan özellikle devlet arazilerini aşmanız lazım. Hı hı. Bu birincisi. İkincisi ise mevcut özellikle şehrin sınırları içerisinde mevcut olan arsaları bir an önce yapımını yapılabilmesi için bu konuda teşvik veya zorunlu hale getirmeniz lazım. Bunu nasıl yapabilirsiniz belediye olarak? Örnek veriyorum şu anda siz eğer bir arsayı arsa haline getirdikten sonra belli bir yapım döneminin izni vermeniz lazım. Siz bunu yapmadığınız müddetçe şehir merkezinde özellikle kalan arsaların gün geçtikçe fiyat katlandığını ve aynı zamanda bu sefer yapılmadığından dolayı da konut ihtiyacının giderilmediğini görebiliyoruz yani. Tabii bununla beraber özellikle kentsel dönüşüm çok ciddi bir sorun ve sıkıntı teşkil ediyor yani. Evet. Oradan yani önemli konulardan bir tanesi. Siz de bahsetmiştiniz biraz önce. %65 oranında bir çarpık kentleşme var demiştiniz. Peki düzelmesi için hani Türkiye genelinde bu noktada bir takım adımlar da atıldı. Hani dikey yapılaşmadan çok yatay yapılaşma noktasında bir takım adımlar atıldı. Bu noktada bir gelişme mi sorunu çözer? Hüdapar olarak ne öneriyorsunuz? Yani Hadi Bey şöyle söyleyeyim. Biz çarpık kentleşmeye baktığımızda özellikle şu sorunu görebiliyoruz. Vatandaş niye buna izin vermiyor? Veya belediye bunlara neden bu kadar üstüne gidip bu kentleşmeyi bir an önce dile getiremiyor? Şimdi belediyelerin söylediği mazeret şu, diyor ki işte biz burayı yaptığımızda çok pahalı bir duruma geliyor. Ondan dolayı biz bunu yapamıyoruz diye. Vatandaş da ben işte 3 katlı bir evimde yaşıyorum. Evet belki kenar semtte bir evim var. Çok böyle şey değil ama ben 3 ev burada kalıyorum. Belediye bana verdiği örnek veriyorum şu andaki 1 milyonla ben gidip sadece bir daire alabiliyorum yani. Yani ama ben 3 kişi beraber bu evde yaşayabiliriz. 3 kat şeklinde kullanmışız. Bundan dolayı vatandaş 4 bir elle sarılıyor. En büyük sıkıntılardan bir tanesi de her insan gerçekten barınmak ister. Yani bir yerde Tabii. muhafaza edip kendini barındırmak ister yani. Evet. Şimdi şöyle bir sıkıntı da var. Siz para verdiğinizde bu insanlar gidip sağda solda bir daire bulamadığından dolayı bu vatandaş ne yapmaya çalışıyor bu sefer? Sıkıntıya girmeye başlıyor. Bu sefer dört elle kendi dairesine, kendi evine sarılıyor. Diyor ki ben bunu bırakmam diyor. Ama biz Hüdapar olarak önerimiz şu. Biz diyoruz ki bakınız. Özellikle şu anda kamu kurumu dediğimiz veya devlet arazileri dediğimiz arazilerde ciddi manada bir konut üretilmesi lazım. Bakın örnekleri de bu konuda var. Biz özellikle Gaziantep'te Aydınlar Mahallesi dediğimiz bölge yıkım alanı yapıldı ve bu manada kentsel dönüşüme tabi tutuldu. Ama onun karşısında hemen az ötesinde Göllüce Mahallesi dediğimiz mahallemizde ise şu yapıldı. Konutlar yapıldı. Bitirildi. Vatandaşa daha sonra sizin daireleriniz hazır buraya geçin denildi. Denildiği için de vatandaş burayı bırakmak çok çabuk oldu.
Yani rahat bir şekliyle, çünkü artık modern, daha yaşam evet. alanı geniş, daha güzel olan daireye gitmeye çalıştı. Bu sefer buradan çok rahat bu tarafa geçiş yapabildi. Ama sadece siz işte barınma yeri siz hazırlamazsanız, işte gidin kendinize bir barınma yeri yapın deseniz, bu konuda sorun sıkıntı yaşıyor evet. vatandaş. Biz diyoruz ki özellikle şu anda kamu kurumlarındaki arazilerinde gerçekten bina yapılması lazım, hazır hale getirilmesi lazım. Kentsel dönüşümün yıkacağınız bölgelerde oraya tahliye ettikten sonra oraları yıkmak lazım. Tabi buraları yıktıktan sonra bu sefer şimdi parsel parsel yıkacaksınız. Birinci, ikinci etap diye yıkacaksınız. Birinci yıktığınız etabı eğer siz yoğunluğu fazla olan, kaskı fazla olan bina koyduğunuzda, yani bina sayısını fazlalaştırdığınızda, daire sayısını fazlalaştırdığınızda evet. yukarıdaki ikinci etabı da oraya getirmiş olursunuz. Bu konuda çözüm olmuş olur. Yoksa evet. siz bu konuda insanların evini almak kolay değil yani. Çok teşekkürler. Devam edeceğiz diğer başlıklarla. Peki Gaziantep hem genç nüfusu itibariyle önemli bir kentimiz. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük şehirlerinden de bir tanesi. Son dönemlerin en büyük mağduriyetlerden ya da sorunlarından bir tanesi sağlık sorunları. Ciddi bir yoğunlaşma var. Peki Gaziantep'te durum ne? Sağlık noktasında şikayetler var mı? Örneğin hastalar randevu alabiliyorlar mı? İstedikleri günlerde gidebiliyorlar mı? Hastaneye hizmetler ne durumda? Şimdi şöyle söyleyeyim. Sizin de bahsettiğiniz gibi gerçekten metropol bir şehir. Nüfus yoğunluğunun çok olduğu bir şehir. İster istemez hastanelerin de ciddi manada olması gerekiyor bu konuda. Şimdi hastaneler konusunda gerçekten şu anda bir sıkıntı yaşıyoruz. Sebebini söylemiş olursak. Gaziantep 2-2,5 milyon nüfusa yakın bir şehir. Suriyelilerle beraber yaklaşık 3 milyona yakın bir şehir. Şimdi bunun hastanesi gerçekten eğer yetersiz kalırsa sağlık anlamında sorun ve sıkıntılar teşkil ediyor. Bakın randevu konusunda örnek veriyorum, geçen gün bir vatandaşımız özellikle söyledi. Ben bir diş hastanesine randevu alabilmek için 2 ay gibi bir süre bekledim. Beklemek zorunda kaldım. Şimdi sebebi neyi? Bunun hastane yetersizliği. Bakın Gaziantep'imizde örnek veriyorum, hastanelerimiz ne durumda? Onu da istatistik bilgilerini de özellikle çıkarttık. Bakınız Gaziantep'te toplam 33 tane hastane var. Bu konuda özel ve devlet dahil olmak üzere. Toplam. Kent merkezinde birisi doğum, biri çocuk olmak üzere 2 tane hastanemiz var. Bir doğum hastanesi, bir çocuk hastanesi var. Bu manada. Şimdi bu kadar yoğun bir nüfusta bir doğum hastanesi, bir çocuk hastanesi, artık gerisini siz düşünün. Gerçekten evet. çok az yani Antep için. Bir de üniversite hastanemiz var. Baktığımızda bir de üniversite hastanemiz var. Aynı zamanda Antep'te şu anda Gaziantep'imizde 4 tane de devlet hastanesi var. Yani bunları tamamıyla topladığımızda Hadi Bey 7 tane hastane var. Devlet hastanesi, kamu hastanesi dediğimiz hastane var şu anda. Evet. Bu hastanelerin şehir içinde, hastanesi yapılmadı değil mi? Şehir hastanesi yok. Onu da inşallah gelin onunla beraber gelin. Şu anda yapımı devam ediyor. Hı-hı. Daha yapılmadı. Şimdi bu konuda hastanelerde toplam 6889 yatak ve 1630 yoğun bakım yatağı yer almaktadır. Aynı zamanda hekim sayısı 3880, diş hastanesi 2, diş hekim sayısı 560 tanedir. Evet. Yani buraya baktığımızda siz hastanenin ne kadar yetersiz olduğunu müşahede edebiliyorsunuz. Çünkü sebebi ise bizim toplamında Gaziantep'te 7 tane hastanemiz var. Üniversite dahil olmak üzere. Bakın bu orana baktığımızda, 33 oranına baktığımızda bu sefer özel hastanelerin durumuna biraz da ona bakmak lazım. Gaziantep sadece kendi şehriyle alakalı tek kalmıyor. Çünkü bununla beraber Adıyaman, Kilis, Maraş, Urfa, aynı zamanda Doğu Güneydoğu Anadolu bölgesinde ciddi manada sağlık problemi yaşayan vatandaşımız Gaziantep'e geliyor. Hatta şunu da diyebilirim, Irak'tan da bile vatandaşlarımız evet. çok ciddi manada oraya geliyorlar. Onun için biz baktığımızda şunu söyleyelim, bakın Hadi Bey. 7 tane devlet hastanesi var. 20 taneye yakın özel hastane var. Hı hı. Bakınız eğer bir vatandaş kendisi gidip devlet hastanesinde muayene olabilecekse veya diyelim efendime söyleyeyim orada tedavi görebilecekse bu konuda özel hastaneye gitmez. Bakın biz geçen gün bir sağlık memuruyla da özellikle konuştuk bu manada. Diyor ki geçmiş tarihte sadece yeşil kart dediğimiz hastalar devlet hastanelerine gelirdi, kamu hastanelerine gelirdi. Diğer vatandaşlar normal özel hastaneye giderdi. Ama şu anda özel hastaneler çok pahalı. Gerçekten de çok pahalı. Şu anda Gaziantep'te özellikle ortalama
geceliği 1-600-1-700 olan özel hastaneler var. Şimdi vatandaş eğer kendini devlet hastanesinde tedavi edemez duruma gelirse ister istemez bu sağlıktır. Ne yapıyor? Özel hastanelere gidiyor. Evet. Yani şunu söyleyeyim. Geçen gün mesela bir hasta şunu dedi. Dedi ben çocuğum için dedi evimi de satarım, arabamı da satarım, üstümdeki ceketi de satarım ama ben çocuğumu tedavi ettiririm. Şu anda Türkiye'de İstanbul'dan sonra en çok özel hastane olan şehir Gaziantep'tir. Bilinçli bir yönlendirme mi var sizce? Yani şöyle, şimdi yetersiz bir hastane olduğundan dolayı gerçekten özel hastaneye yönlendiriliyor. Hani biz bilinçli mi bilinçsiz mi desek belki bu konuda çok böyle şey olmaz ama mahkum ediliyor vatandaş. Evet. Yani vatandaş özel hastaneye mahkum ediliyor. Şimdi onun için bununla beraber şehir hastanesinde de bahsetmiştiniz. Şimdi şehir hastanemiz tarihi 2013. Şehir hastanesinin temeli atıldı bu konuda. 3 yıl gibi bir süreyle şehir hastanesi teslim edilecekti. Ve bu yıl 2023'teyiz. Hala şehir hastanemiz teslim edilmedi. Tabii şehir hastanemizin şöyle bir handikapı da var. Şehir hastanesi o günün nüfusuna baktığımızda şehir hastanesi bir şehir hastanesi hüviyetini taşıyordu. Ama özellikle şu anda 1875 yataklı olan şehir hastanemiz şu anda nüfusun yoğunluğundan dolayı sıradan bir hastaneye dönüşmeye başlayacak. Çünkü normalde şehir hastanesi daha devasa bir şekliyle. Evet. Evet, şu anda da büyük mü? Büyük. Ama şehir hastanesi Gaziantep'e bu şekilde şehir hastanesi olmaması lazım. Biz şunu söylüyoruz. Hatta çok ilginçtir. Yani geçen gün mesela özellikle bununla alakalı bir tören yapıldı. Bu törende şehir hastanesine başlama töreni diye bir tören yapıldı. Yani ben dediğim bundan 5-6 ay önceydi. Çok bir zaman geçmedi. Aslında 2013'te yapılan şehir hastanesi 2003 yıl süreyle ondan sonra teslim edilecekti. 10 yıldır daha teslim edilmedi. Geçen gün yetkililerle görüştük bu konuda. Kısa bir sürede teslim edileceğini söyleniyor bu manada. Ama yetişir mi yetişmez mi onu net bilmiyoruz yani. Evet. Yani şehir hastanesi olsa bile Gaziantep'te sağlık problemi ciddi manada var. Sebebi ise şu Hadi Bey. Bakınız biz biraz önce bahsettik. Dedik bir doğum hastanemiz bir de çocuk hastanemiz var. Bakın çocuk hastanesi ve doğum hastanesi bulunduğu bölge özellikle hem doğum oranlarının az olduğu bir bölge ve çocuk sayısının az olduğu bir bölge. Biraz daha sosyal refaha kavuşan bir bölge olduğundan dolayı da oradan direkt devlet çocuk hastanesi ve doğum hastanesine giden insan sayısı da çok az. Evet. Ne yapılıyor? Şehrin ta diğer bir köşesinden doğum ve çocuk hastanesine çocuğunu götürmeye çalışan vatandaşlarımız var. Biz özellikle şunu söyledik. Yani bu konuda yetkililerle de görüştük bu manada. Gerçekten şehrin özellikle doğum oranı ve çocuk oranı fazla olduğu yerde muhakkak bir doğum hastanesi, muhakkak bir çocuk hastanesinin olması lazım. Ama maalesef bu oluşmuyor. Şu anda tam tersi tarafında. Evet. Ama şunu söyleyelim özellikle. Şu anda bizim sağlık açısından gerçekten Gaziantep yetersiz kalıyor bu konuda. Yeterli olabilmesi için devlet hastanelerinin daha çoğaltılması lazım. Evet. Vatandaşın hizmetine sunulması lazım. Çok teşekkürler. Hızlı gidelim. Çok başlığımız var. Peki eğitimde durum ne? Eğitimle ilgili nasıl bir kent Gaziantep? Çünkü nüfusunun fazlalığından bahsettiniz. Yeteri oranda okullar var mı öğretmen? Bir de yani kentteki hayat pahalılığı nedeniyle öğretmenlerin durumu nasıl? Şimdi şöyle söyleyeyim. Eğitimde gerçekten şu anda Gaziantep 58. sırada. Yani belki sanayi şehriyle birçok şehirle anılan bir şehir ama eğitim konusunda şu anda 58. sıradayız. Daha önce özellikle okulların yetersizliği yani sınıf sayısının yetersizliğinden dolayı ciddi manada sıkıntı. Son dönemlerde özellikle ciddi manada okul yapılmaya başladı iş adamlarının vesilesiyle. Ama buna rağmen de şu anda Gaziantep'in nüfusuna baktığımızda yetersiz sayıda hem okul hem de sınıf mevcut. Tabii bunların sebeplerinden bir tanesi de bakın Gaziantep 58. sırada resmi verilerin verdiği veriye göre. Yani siz kısacası 3'te 2'lik dilimdesiniz Gaziantep olarak. Ama bununla beraber baktığımızda hayat pahalılığından dolayı gelmek istemeyen öğretmen sayısı da çok fazla. Öğretmen açığı da var mı? Öğretmen açığı da var. Tabii ikinci bir şeye baktığımızda öğretmen özellikle 3 yıllık doğu zorunluluğu malum siz biliyorsunuz bu bölgede evet. var. Gaziantep'i genellikle geçiş bölgesi olarak da kullanılıyor. Yani örnek veriyorum işte doğu görevini yapmak için Gaziantep'e gelen, Gaziantep'ten sonra batıya gitmek isteyen öğretmen arkadaşlarımız Gaziantep'e gelip ondan sonra da
batıya doğru gidiyor. Tabii bunun nedenlerden bir tanesi de ne yapmış oluyor? Sürekli yeni öğretmenin gelmesiyle beraber eğitim kalitesinde bir düşüş yaşanıyor. Evet. Onun için eğitimde de Gaziantep gerçekten şu anda istediğimiz seviyede değil. Ama yapılabilir mi? Dediğimiz gibi Gaziantep büyük bir şehir, metropol bir şehir, çalışkan bir şehir. Gerçekten milletiyle çalışan bir şehir bu manada. Kendisi de çalışmıyor, etrafını da kendisiyle beraber çalıştırıyor bu manada. Gaziantep eğitim konusunda ciddi manada sorun sıkıntı teşkil ediyor yani. Evet, biraz daha esnafın sorunlarına gelelim. Şimdi sizin de bahsettiğiniz gibi bir sanayi şehri aynı zamanda Gaziantep. Peki esnafın durumu ne? Çünkü Türkiye ve dünya genelinde de bir kriz yaşanıyor. Esnaf bu dönemde hangi sorunlarla karşı karşıya ve Hüdapar çözüm olarak ne öneriyor? Evet. Şimdi esnafı biz sürekli sahadayız. Evet. Hüdapar İl Başkanlığı olarak ilçe başkanlıklarımızda, kadın kollarımızda, bu konuda genç kollarımızla beraber sahadayız. Hı hı. Sahada özellikle hemen hemen her hafta muhakkak şehrin farklı yerlerinde biz Gaziantep'in esnafıyla buluşuyoruz sürekli. Esnafın en büyük sıkıntısı şu, bir ciddi derecede özellikle maliyetin çok ciddi manada yüksek olmasından dolayı esnaf muzdarip durumda kalıyor. Yani çok ciddi sıkıntılar çekiyor. Tabii bununla beraber biraz önce de en başta bahsettiğimiz gibi kira fiyatlarının çok yüksek olması esnafı gerçekten kendi canından bezdirir duruma geliyor. Bakınız Hadi Bey, siz konutta devlet şöyle bir düzenleme getirdi. Dedi ki %25'lik bir dilim ile siz kirada bir fazlalı işte örnek artış yapamazsınız. Ama iş yeri için böyle bir ibare yok. İş yerinde ise bu yıl özellikle yapılan zamlarda %100 zam yapıldı. Yani örnek veriyorum işte 5000 lira olan bir kiranın şu anda 10.000 liraya çıktı. Otomatikmen ne olmuş oldu? Ciddi manada esnafın yükü ağırlaşmaya başladı. Evet. Sebebi ise şu, çünkü kira fiyatları çok yüksek. Tabii bununla beraber yetmiyormuş gibi gerçekten yakıt anlamında, işte efendime söyleyeyim elektrik anlamında, doğalgaz anlamında bunların girdi maliyetleri çok yüksek. Bakın geçen yıl açık ve net söylüyorum, bakkal dediğimiz, küçük esnaflar dediğimiz esnaflarımız dondurma satmamaya başladı. Sebep elektrik fiyatlarının yüksek gelmesinden dolayı diyor. Ben burada kazandığımı örnek veriyorum elektriğe tamamını versem yine yetişmiyor. Yani düşünebiliyorsunuz hiç dondurma satmama. Yoksa işte bakkal dediğimiz küçük esnaflar, küçük esnaflar bu konuda özellikle yaz geldiğinde bu alışverişi çok yapan esnaflardır. Ama maalesef yapılmadı. Bu da sebebi ne? Ciddi manada maliyetin yüksek olmasından dolayı, elektrik maliyetinin yüksek olmasından dolayı. Şimdi esnafımız özellikle şundan da muzdarip kalıyor. Evet, pandemi süreci ciddi bir sorun, bir sıkıntı teşkil etmeye başladı. Belki gıda fiyatlarında bu manada çok ciddi yansımadı. Ama özellikle Gaziantep tekstil şehridir. Gerçekten tekstil anlamında çok ciddi yol kat etmiş bir şehirdir. Bundan dolayı da örnek veriyorum, vatandaş belki bugün olmazsa da işte ben bu ceketle bir yıl daha idare edebilirim diye hesabına girdi. Tekstil esnafı ciddi manada sorun ve sıkıntıyla karşı karşıya da kaldı yani bu manada. Çünkü girdi maliyetleri çok yüksekti. Evet. Sanayi noktasında daha çok dışarıya çalışan bir şehir aynı zamanda. Bu bağlamda yaşanan sorunlar var mı? Şimdi sanayi konusunda şöyle Hadi Bey, yani biz elbette belki satış noktasında Gaziantep çok sıkıntı çekmiyor. Ama özellikle ham madde tedarik noktasında çok ciddi sıkıntı çekiyor. Evet. Bakınız ham madde konusunda esnafımız yer yer geldiğinde ham madde bulamadığını, bulduğu ham maddeyi bile parası olmasına rağmen alamadığını. Çünkü sebebi ise günden güne fiyat artışları çok yüksek olduğundan dolayı ben ham maddemi ne diye satayım diye ciddi manada özellikle satıcılar bu konuda sorun teşkil ettiğini görebiliyoruz. Yoksa gerçekten üretim konusunda Gaziantep çalışıyor, üretiyor ve dışarıya da ihracat etmeye çalışıyor. Ama ham madde konusunda da ciddi manada sanayi esnafımız dışa bağımlılık çok yaşıyor. Evet. Tabii bununla beraber zaten sanayi esnafımızın en büyük sıkıntılarından bir tanesi de enerji girdi maliyetlerinin çok yüksek olmasından dolayı. Gaziantep deyince tabii akla Antep fıstığı geliyor, diğer tarım ürünleri geliyor. Peki besici ve çiftçilerin sorunları neler? Onlar hangi sorunlarla karşı karşıya ve Hüdapar bunların sorunlarına çözüm olarak ne öneriyor? Şöyle gerçekten önemli bir konuya değindiniz bu manada. Şu anda Gaziantep'te özellikle besiciler ve çiftçiler ciddi sorun sıkıntıları var bu manada. Bizler de yer yer geldiğinde bunları ziyaret edip bu manada onların o sıkıntılarını giderme adına gerçekten yanlarında bulunmaya çalışıyoruz.
Bakınız Hadi Bey, özellikle hayvancılık konusunda, besicilik konusunda Gaziantep'te ciddi manada bir istatistik bilgi de çıkardık. Gaziantep'te yaklaşık 5000 kişi küçükbaş hayvancılık işiyle uğraşıyor. 500 yani, bin kişi. 5000 kişi. 5000 kişi. Evet, 5000 kişi sadece, bu hayvan evet. bazında söylemiyorum. Gaziantep'te toplam 698.317 adet küçükbaş hayvan var. Evet. 700 bin. Evet, 250 bin adet büyükbaş hayvan bulunmaktadır. Hı hı. 2022'de Gaziantep'te 620 aile küçükbaş hayvancılığı bıraktı. Evet. 530 bin dekar mera alanı vardı. Yaklaşık 45 bini dekar imar açılmış ve mera vasfından çıkarılmıştı. Şimdi buraya baktığımızda özellikle bu baktığımızda küçükbaş hayvancılığıyla uğraşan bizim de özellikle gidip ziyaret ettiğimiz, hatta genel başkanımızın geldiğinde özellikle onların sorunlarını dile getirmek için gidip ziyaret ettiği toplamda 11 köyü kapsayan mera alanlarının ciddi manada şu anda mera alanları vatandaşa verilmediğini gördük. Evet. Bu manada küçükbaş hayvanların tabii en büyük sorunlarından bir tanesi yem fiyatları, işte arpa fiyatları, bu konuda gerçekten saman fiyatının çok yüksek olmasından dolayı. Hı hı. Malumuzdur, ülkemiz tarım memleketidir ama bu konuda eğer biz hala dışa bağımlılık şekliyle yem alıyorsak bu konuda sorun ve sıkıntının ne boyutta olduğunu hep beraber görebiliriz. Tabii küçükbaş hayvan besicilerinin özellikle sorunlardan, en büyük sorunlardan bir tanesi de dediğimiz gibi ilaç fiyatlarının çok yüksek olmasından dolayı. Bu girdi maliyetlerine daha fazla olduğu için bu sefer vatandaş bu işi açık söyleyeyim yapmak istemiyor. Bakın genel başkanımıza özellikle bir vatandaşımız, genç bir vatandaşımız şunu söyledi. Başkanım dedi, benim 200 tane koyunum vardı, hepsini aldım kestirdim dedi. Çünkü ben başka bir mal gibi değildir. Örnek veriyorum, siz bir ürün alırsınız, bir yerde depolarsınız, o orada kalır. Yani zam gelmezse bile yerinde kalır. Ama besicilik yapıyorsanız siz ona her gün maliyet bakmak vermek zorundasınız. Evet. Yani isteseniz de istemeseniz de ona bir maliyet söz konusudur. Onun için vatandaş artık yapmak istemiyor. Tabii mera alanları konusunda da sorun ve sıkıntılar yaşanıyor. Özellikle Gaziantep. Bakın biz Kürüm Köyü dediğimiz bir köyümüze gittik. Özellikle vatandaş bizi çağırdı. Köylü vatandaşımız bizi çağırdı. Dedi ki ya siz bu konuda bir gelin, bizim burada bir mera alanımız var. Bu mera alanlarımızda şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Şu anda GES projesi dediğimiz, güneş paneli projesi dediğimiz bir proje özel bir şirkete verilip bu manada burayı komple elimizden alıyorlar. Biz gittik. Köylü vatandaşımızla beraber orayı gezdik tamamıyla. Bir GES projesinin. Elbette biz Hüdapar olarak GES projesinin olmasını istiyoruz. Zaten enerjide dışa bağımlılığı kurtulmamız lazım. Ama bir yer yaparken diğer yeri bozmamak lazım. Yani siz örnek veriyorum, evet. enerji ihtiyacımızı karşılarken ama besicilik olan, hayvancılık olan özellikle bu konuda siz burayı bozarsanız bu sefer ne yapmış olursunuz? Bir yerde dışa bağımlılıktan kurtulmuşsunuz, diğer tarafta dışa bağımlılık hale gelmiş olursunuz. Yani bir iş yaparken diğer iş yeri de bozmamak lazım. O açıdan biz gittik, özellikle onlarla görüştük. Bundan sonra yetkililerle de bu konuda görüştük. 3 yıl gibi bir süreyle şu anda ertelendiği söyleniliyor. Yani resmi yazıda da 3 yıla kadar GES projesinin burada yapılmayacağını söylenir. Aslında bizim istediğimiz o değil. Bizim istediğimiz tamamıyla iptal edilmesi GES projesinin. Başka yerde yapılması, elbette GES projesinin yapılması lazım. Ama köylünün özellikle kendi hayvanları otlatması için kullandığı mera alanlarının köylüye bırakılması lazım. Bakın mera alanları konusunda zaten ciddi manada sorun sıkıntı yaşanıyor, köylü yaşıyor ve yaşamaya da devam ediyor. Gaziantep'te bakın şurada da özellikle belirttik, 45 bin dekar alana imara açılmış. Yani siz ciddi bir sorun ve sıkıntı teşkil ediyor. Onun için biz diyoruz ki gerçekten besicilik şu anda Türkiye'nin kanayan yarası. Sebebi ise bakın özellikle köyde kalan nüfus sayısına baktığımızda %7'lik gibi bir nüfus söz konusu. Şehirde baktığımızda %93 gibi bir nüfusun şehirde yaşadığını görebiliyoruz. Bakın %7 kesimlik bir nüfus %93'ü etiyle, sütüyle, efendime söyleyeyim yumurtasıyla, her şeysiyle beslemek zorunda kalıyor. Bakın bu oran ne kadar ters orantılı olduğunu hepimiz beraber görebiliyoruz. Aslında bunun biraz dengelenmesi lazım ki yani köye dönüşler konusunda biraz daha bu konuda teşvik edilmesi lazım. Köylü vatandaş
rahatlıkla eğer o üretebileceği işte dediğimiz ürünleri ciddi manada üretmesi lazım. Yoksa bu olmadığı müddetçe yarın öbür gün gerçekten bizler gerek et gerek süt ürünlerine ciddi manada bağımlı, dışa bağımlı hale geleceğiz. Bakın şu anda da sütte özellikle yaşanan sorunların, en büyük sorunların sütün piyasada bulunmadığına dair ciddi manada iddialar var. Evet. Yani bu iddialar da yersiz değil, bunu dikkate almak lazım. Beraberinde zaten zam geliyor. Evet. Peki Gaziantep'te yakın dönemde Gazi Ray'da faaliyete girdi. Buna rağmen hala şehirde trafikte, ulaşımda aksamalar, sorunlar var mı? Evet. Yani kusura bakmayın, tarımda sormuştunuz. Ben tarım konusunda da size en aşağı bu konuda bilgilendireyim. O sizin sorunuza da geçeyim. Evet. Bakın şimdi Gaziantep'te özellikle işlenen tarım alanları 128.643 hektardır bu konuda. 2021 yılında 1.034.665 ton tahıl ve diğer bitkisel ürünler üretimi yapılmıştır. Gaziantep'te 2022 yılında 50.000 ton Antep fıstığı hasat edildi. Hasat dönemi 100 TL olan Antep fıstığı hasat döneminden sonra şu anda 200 TL'dir. Evet. Bakınız şöyle bir sorun. Şu anda dünyada en çok fıstık üreticisi olan Amerika Birleşik Devletleri'dir. Daha sonra Türkiye'dir, ondan sonra İran'dır, ondan sonra da İspanya'dır bu konuda. Aslında daha önce Gaziantep, daha doğrusu Türkiye'ydi. Türkiye'de de Gaziantep'te, hı hı, en çok üretim yapan şehirdi bu manada. Evet. Bakın Gaziantep'in tarım şehri özellikle fıstığıyla ön planda olma hesabıyla şunu söyleyelim. Gaziantep'li şu anda fıstık ürettikten sonra çiftçinin elinden kalmayarak ondan sonra tüccarın eline geçmiş oluyor. Elbette tüccar da para kazanması lazım. Ama çiftçi de kazanabilmeli ki çiftçi tekrar üretim yapabilsin bu manada. Evet. Şu anda hasat dönemi olduğunda 100 TL olan fıstığın fiyatı şu anda 200 TL oldu. Şimdi bu sebebi, sorunu, sıkıntı neyi teşkil ediyor? Yarın eğer çiftçi bu konuda kazanmadığı müddetçe, yani bu konuda para kazanmadığı müddetçe, hı hı, ne yapmış olacak? Yavaş yavaş çiftçiliği terk etmek zorunda kalacak. Evet. Hiçbir insan kazanmadığı bir işle uğraşmak istemiyor. Yani. Hı hı. Hepimiz öyleyiz. Evet. Çiftçi de o durumdadır. Onun için Antep fıstığı gerçekten dünyanın, bakın, en önemli ürünlerden, stratejik ürünlerden bir tanesi. Bizim müdafaa olarak istediğimiz özellikle şey şu, taban fiyatının belli olması lazım. Bakın siz pamuğa taban fiyatı belirliyorsunuz. Siz fındığa taban fiyatı özellikle belirliyorsunuz. Ama Antep fıstığında bir taban fiyatı yok. Sebebi ise şu. Daha önce Güneydoğu Birlik diye bir birliğimiz vardı. Daha sonra kapatıldı bu konuda. Antep fıstığı hasılat döneminde Antep fıstığından alıyordu. Belli bir fiyat belirtiyordu. Daha sonra Antep fıstığı eksik kaldığında da piyasaya sürüyordu bu manada. Evet. Onun için Güneydoğu Birliği'nde olması lazım. Eğer olursa belki özellikle tarım yapan vatandaşımız bu konuda biraz daha rahata kavuşmuş olacak yani. Evet. Ulaşım trafiği konusunda. Şimdi Gaziantep gerçekten nüfusu çok yüksek olan, şu anda ciddi manada yüksek bir nüfusa sahip bir şehrimiz. Ulaşım noktasında Gaziray dediğiniz gibi evet devreye girdi bu manada. Bir kısmı, daha önce bir kısmı vardı zaten, bir kısmı daha devreye girdi bu manada. Gaziantep'teki Gaziray'ın devreye girmesiyle beraber şehrin her tarafını dolaşmadığından dolayı şu anda trafiği tam rahatlatmış diyemeyiz. Aslında son açılan Gaziray'ın nedenlerden bir tanesini şu anda Taşlıca bölgesi dediğimizden direkt sanayiye doğru gidiyor. Yani burada daha çok işçinin oraya, yani mahallelerden işçiyi biz sanayiye taşıyabilir miyiz hesabı üzerinde yapıldı. Gerçekten büyük bir projeydi. Ama proje bağlantısı şehrin tamamında olmadığından dolayı şu anda trafik sorunu ciddi manada Gaziantep yaşıyor. Yaşamasının temel sebeplerinden bir tanesi şehir çok ciddi manada büyüdü. Tabii biraz önce bahsettiğimiz gibi kentsel dönüşüm yapılmadığından dolayı sokakların darlığı, caddenin darlığından dolayı bu sefer trafik sıkıntısı yaşıyor. Evet. Bakın bazı noktalarda siz sabah saati veya akşam saatlerinde giriniz. Belki kendi yerine ulaşmak istediğiniz yerine bir saatte ulaşamazsınız kendi özel aracınıza. Sebebi ise kavşaklarda özellikle yaşanan trafik sıkıntısından dolayı. Yoksa aslında öyle olmaması lazım. Ama bunu neyle çözebiliriz? Bunu özellikle toplu taşıma araçlarının daha çok yoğun bir şekilde olması, özellikle çevre yollarının daha fazla yapılması ve kentsel dönüşümünü bir an önce faaliyete sokup bu konuda daha geniş, rahat yollara sahip olması. Merkezleri biraz daha belki boşaltmak lazım. Evet. Çok teşekkürler. Devam edelim.
Gaziantep'in zaman zaman gündeme gelen bir sorunu daha var aslında. Sadece Gaziantep'te değil de böyle Suriye sınırı olan diğer illerde de var benzer sorun. Hava kirliliği. Neden yaşanıyor bu hava kirliliği ve çözüm ne? Çözümü ne bu işin? Şimdi Gaziantep'te ciddi bir hava kirliliği var. Tabii nedeni ne? İlk önce ona bir cevap vermiş olalım Hadi Bey. Bu konuda Gaziantep biraz önce de bizim sizin bahsettiğimiz %65'lik gerçekten kenar semt dediğimiz bölgede ciddi manada soba kullanılıyor. Gerek kömürlerin kalitesiz olması, gerek kaçak kömürlerin kullanmasından dolayı ciddi bir hava kirliliğe neden oluyor. Tabii neden tek bu mudur? Değildir. Bununla beraber sanayi şehri olma hesabıyla fabrikalarda özellikle çıkan ciddi manada havanın kirli olmasından dolayı filtreleme yöntemiyle aslında bu biraz daha minimize edilebilir bu manada. Ama gel gör ki şu anda Gaziantep'te bulunan fabrikalarında ciddi manada bu konuda hava kirliliğine neden olduğu bu konuda biliyoruz. Bununla beraber Gaziantep dediğimiz gibi büyük bir şehir olduğundan dolayı araç egzozlarda çıkan özellikle gazların bu manada ciddi bir hava kirliliği oluşturduğunu da göz önündedir. Çünkü Gaziantep'te ciddi manada bir araç sayısı var bu manada. Şimdi buraya baktığımızda gerçekten Gaziantep ilk önce kendi şehir içinde kentleşme ile beraber doğal gaz kullanımının daha çok yaygınlaştırılması lazım. Eğer doğal gaz kullanımı yaygınlaştırılırsa bu manada kirlilik anlamında biraz daha zayıflamış olur. Ve aynı zamanda fabrikalar bacalarında özellikle filtreleme yöntemiyle de gaz konusunda daha gazı emisyon edebilecek filtrelerin kullanılması lazım. Bakınız bu hava kirliliğinin en büyük nedenlerinden. Bakın istatistik bilgilere bakalım bu konuda. Gaziantep'te yaşanılabilir şehirler arasında son sıralardadır. Tek iki sebebi var. Birinci sebebi hava kirliliği, ikinci sebebi ise yüksek kira ve trafik aynı zamanda. Evet. Yani çok önemli iki konu var. Onun için biz özellikle şunu söylüyoruz. Gerçekten Gaziantep'in bir an önce tekrar imar edilmesi lazım. İmar edilirse bu sorunların birçoğu o konuda kalır. Bakın siz şehir merkezinde şu anda gidiniz belki bazı sokaklarda eğer bir yangın söz konusu olsa belki o sokakların arasına ambulans veya diyelim işte itfaiye aracı giremeyecek durumda söz konusu. Onun için Gaziantep'in ciddi manada kentsel dönüşümle beraber ciddi bir imara dönüştürülmesi lazım. Yoksa bu sıkıntıyı her konuda yaşarız. Hava kirliliğinde de buna dahil olmak. Evet, peki yerelde hem de büyük şehrin halka hizmet sunumu nasıl? Vatandaş memnun mu bundan? Yani şöyle söyleyeyim, Gaziantep büyük bir şehir. Bu konuda gerçekten yapılan ciddi evet çalışmalar var. Ama bu çalışma yeterli mi? Gaziantep vatandaşı için yetersiz. Evet, ciddi bir çalışma var. Gaziantep özellikle söylüyoruz. Yani şu anda belediyecilik anlayışıyla da olsun, diğer konularda da olsun ciddi bir çalışma var. Ama çalışmanın yetersiz olmasından dolayı vatandaşımız evet %100 memnun diyemeyiz. Ama tamamıyla hiçbir çalışma olmuyor dedi diyemeyiz yani. Bizim böyle bir şeyimiz de yok bu manada. Gaziantep halkı özellikle çalışmaların daha sık yapılması, bu konuda Gaziantep'li vatandaşların daha rahat edebilmesi için çalışmaların en üst perdede biraz daha yapılması lazım. Yoksa eksik kalan yönlerde işte sizle beraber özellikle inceledik. Özellikle kentleşme, efendime söyleyeyim konut sıkıntısı, kira sıkıntısı, işte hava kirliliği bu manada, sağlık üstü olmamasından dolayı sağlıkta ciddi problem yaşıyor. Yani kısacası Gaziantep'te evet ciddi daha yatırımlar yapılabilir. Çünkü Gaziantep gerçekten çalışan ve kazanan bir şehirdir bu manada. Çalışan şehrin gerçekten bu şekilde hak ettiğini biz düşünmüyoruz. Daha güzel yatırımların olması lazım. Evet. Biraz önce siz de belirttiniz. Sayın Genel Başkanınızın da Antep ziyareti olmuştu. Temasları da olmuştu. Şimdi yakın dönemde bir milletvekili ve genel seçim var. Cumhurbaşkanı seçimi var ve hemen ardından da gelecek ay Mart ayında da yerel seçimler var. Hüdapar Gaziantep'te seçime ne kadar hazır, nasıl hazırlanıyor, çalışmalarınız nasıl devam ediyor? Hadi Bey şöyle söyleyeyim, Gaziantep gerçekten şu anda Hüdapar olarak ciddi çalışmalarımız var. Gaziantep'te
Şu anda bizler özellikle Gaziantep'li il başkanlığımız olarak, ilçe başkanlıklarımız olarak, kadın kolları ve genç kolları olarak ciddi manada sahadayız. Bakın bizim hemen hemen farklı şehrin farklı bölgelerinde her hafta farklı bölgelerinde yer alarak özellikle esnafımızı ziyaret ederek, birebir vatandaşımıza dokunarak, birebir vatandaşların sorunlarını dinleyerek bu manada çözüm yollarını onlara söyleyerek Gaziantep'te Hüdapar ciddi manada sahada. Tabii bunu bize sorsanız belki elbette biz deriz en güzelini. Ama bunu özellikle şehrin gazetecilerine, şehrin bürokrasilerine, şehrin diğer siyasi rakiplerimize sorsanız da onlar da bunu size söyleyecektir. Bakın özellikle şehrin gazetecileriyle bir araya yer yer geldiğinde bir araya gelmeye çalışıyoruz. Gazeteciler özellikle bunu söylüyor. Yani birkaç köşe yazısı da bu konuda bazı yazarlar kaleme daldı. Dedi ki Gaziantep gerçekten şu anda yani iktidarıyla muhalefetiyle en çok çalışan, en çok görünen, en çok sahada olan Hüdapar'dır. Evet. Peki ne yapıyorsunuz sahada? Evet. Şimdi sahada neler yapıyoruz? Şimdi biz sahada önce il başkanlığı olarak özellikle şehrin farklı bölgelerinde farklı mesleki gruplarla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Onların sorun ve sıkıntılarını dinlemeye çalışıyoruz. Bakın size bir örnek vereyim. Biz işte Yeşilkent Mezarlığı dediğimiz gerçekten böyle artık şehrin çok uzağında olan bir mezarlığın yanında bir mermerci sanayi sitemiz var bu konuda. Biz gittik vatandaşlarımızla oradan bir araya geldik. Dedik ki buradaki esnafımızın acaba ne tür sorun ve sıkıntıları var diye. Hatta şöyle güzel bir esprili bir deyim de kullandım ben onlara özellikle. Dedim gerçekten fani şu anda fani dünyayı terk etmiş, baki dünya, ebedi dünyaya giden komşuları siz neler yapıyorsunuz? Kim sizi burada geldiniz? Dedi ki başkanım dedi bakın dedi bu konuda hiç kimse bugüne kadar siyasi partilerden bizi ziyaret eden hiç kimse olmadı. Bizim burada ne sorunumuz var ne sıkıntımız var seçim dahil olmak üzere yani seçimin geldiği tarih dahil olmak üzere. Onlarla gidiyoruz. Farklı mesleği gruplara gidiyoruz. Örnek veriyorum mesela bizim bölgemizde özellikle marangozcular dediğimiz bölgede marangozcuların birebir esnafın oradaki sorun sıkıntılarını yerinde tespit etmeye, sanayi şehri olduğundan dolayı özellikle otu sanayi sitesini düzenli bir şekliyle ziyaret etmeye, bununla beraber fıstık halini özellikle ziyaret edip bu konuda fıstıkçılarımızın şikayetleri nelerdir diye onları birebir dinlemeye. Bizim Hüdapar ilçe başkanlıklarımıza da baktığımızda gerçekten onlar da her üyemiz bu konuda birebir ev dolaşarak vatandaşımızı bilgilendirme, Hüdapar konusunda gerçekten bilgi sahibi olabilme ve onlarda aynı zamanda beraber bir şekliyle en güzel şekilde ne yapalım. Bakın Hüdapar'ın misyonu Gaziantep'te şöyle bir misyonu özellikle ortaya koyuyoruz. Diyoruz ki eğer şehrimizle alakalı bir sorun, bir sıkıntı varsa bu sorun ve sıkıntı biz Hüdapar olarak hep beraber dile getirmemiz lazım. Bakınız eğer bu sorun şehrimizin sorunuysa biz parti olarak tek başımıza değil de her parti bu Gaziantep'in sorunu nasıl ortadan kaldırırız diye bu manada bir beyan ortaya koyması lazım. Aynı zamanda kadın kollarımız ev ev dolaşarak, tek tek dolaşarak özellikle bizim vatandaşlarımıza, bayan özellikle bayanlara ulaşmaya çalışıyor. Gençlik kollarımız farklı etkinlikler adı altında. Örnek veriyorum gençlik buluşması bu konuda ciddi manada gençlik buluşması yaparak özellikle gençlerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Malumunuzdur son dönemlerde özellikle maddi ve manevi sıkıntıların çok çektiğimiz her ilde burada da çektiğimiz bir sorun var bu manada. Gaziantep'te de bu sorunu yaşıyoruz. Bu soruna bir nebze de olsa melhem olabilmemiz için özellikle gençlerimiz, genç kardeşlerimizle bir araya gelmeye çalışıyor. Onlara farklı farklı etkinlikler yapmaya çalışıyor. Bu konuda Gaziantep'te Hüdapar'ın ciddi manada bir sesi olduğunu diyebiliriz yani. Evet, peki önümüzdeki dönem için yani Hüdapar Gaziantep'e ne vaat ediyor, hangi projeleri var? Onunla kapatalım. Evet, buyurun. İnşallah. Şimdi Gaziantep'e özellikle Hüdapar ne vaat ediyor? Bakınız Hadi Bey, bu konuda şunu özellikle söylüyoruz. Biz şu anda konuştuğumuz sorunları birinci derecede bizim kendi yönetimimizde bunları gidermek için bütün çabayı sarf etmekle beraber. Aynı zamanda özellikle şunu söylüyoruz. Bakınız biz insanlar, biz Müslüman olan insanlarız. Bu konuda bizler şu anda Gaziantep'lerin hepsinin gerçekten cenneti kazanma adına onlara bu manada
bir yetişmeye çalışıyoruz, onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Tabii özellikle şunu söylüyoruz. Elbette bu uhrevi olan boyutu. Ama maddi boyuta baktığımızda biz özellikle adaletle hükmedip, özellikle bu sorunları, onların sorunlarını giderme adına Gaziantep'i bir cennet yurdu da yapmak istiyoruz. Çünkü Gaziantep gerçekten buna değer. Türkiye'nin tamamı buna değer. Gaziantep özelinde de buna değer bir proje. Sebebi ise şunu söylüyoruz. Bakın Gaziantep'in sorunu şu. Gaziantep diyor ki ben şu anda yapılmak istenen benim ihtiyaçlarımı siz giderirseniz bu manada benim işim benim açımdan tamam. Biz de Hüdapar olarak diyoruz ki şu anda birebir sahada olmamız hesabıyla sorunlarını birebir alıyoruz ve birebir çözebilmesi için de çaba sarf ediyoruz. Bakın şu anda iktidarda değiliz. GES projesi dediğimiz projede araya girdik. Bu konuda özellikle devreye girdik. Yetkililerle görüştük. Ondan sonra bir basına demecimiz de oldu bu konuda. Çözüm oldu. Biz kısacası Gaziantep'te şu anda trafik sorunu, işte efendime söyleyeyim konut sorunu, kira sorunu çözmemiz için özellikle Hüdapar olarak Gaziantep'lerin bizi desteklemesini ve bu sorunlarda ancak Gaziantep'te Hüdapar'ın çözeceğini özellikle dile getiriyoruz. Evet, çok teşekkürler Faruk Bey. Yayına katkınız için, yaptığınız yorumlar için. Tekrar ayağınıza sağlık, ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, yerel gündem programında bu hafta Gaziantep'i konuştuk. Bir bütün olarak Gaziantep'te, büyükşehirde, ilçelerde, yerelde yaşanan sorunları ve bu sorunlara Hüdapar'ın çözüm önerilerini konuştuk. Nokta diyoruz. Haftaya farklı bir ilimizi yine yerelden kıymetli bir konumuzu ağırlayacağız, konuşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.